Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan günün ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Birinci video inşallah sizi tatmin etmiştir. Etmediyse iyi ki etmemiş çünkü ikinci video daha bomba şeylerden oluşuyor. Normalde spor yazarlarının görüşlerini, fikirlerini esas alırdım. Ama bilmiyorum ikinci sırada bunu almayı çok tercih etmedim. Sadece şunu söyleyeyim. Dünden beri birilerinde bir yangın var. Gerek Fenerbahçe rakibi olarak kendini görenler gerek Fenerbahçe'ye düşman olarak görenler Fenerbahçe'nin maçı hakemle kazandığı yanılgısına kapılan arkadaşlar var. Hangi pozisyondan dolayı diyorum? Diyor ki Atilla Salahi'nin görmediği sarı kart var orta sahada. Siz bir de King'in şey King diyorum Arao'nun gördüğü sarı kartı görseniz aklınız durur. Yani buna nasıl bu sarı kart verildi diye bu bir. İkincisi pozisyon pozisyon değerlendirecek olursak bir kere Rakitski'nin yediği kırmızı kartta Sarı diyen kişi insan değildir. Yani bu pozisyonun gereği sarı olmalı diyen kişi ben insan bile demem. Yani yaratıktır o, mahlukattır o. Yani i̇nsanlığını unutmuştur. Fenerbahçe düşmanlığı ona insanlığını unutturmuştur. Açık ve net söylüyorum, kim olursa olsun, babamın oğlu olsun gene aynısını söylüyorum. Haberiniz olsun, o insan değildir eğer ona kırmızı değil diyen varsa bunu da söylemiş oldum. Ayrıca ayrıca Sevgili arkadaşlar e, rakipler Fenerbahçe kazandığı zaman hani bir şey arıyorlar tutunacak bir dal arıyorlar hani ne nereden çöplesek diyorlar nereden desek ki e, şu olsa bu olsa diye çöpleyecek çok fazla yeriniz yok çöpleyecek çok fazla şeyiniz yok bence bekleyin sabırlı olun sabırlı olmazsanız başka şeyle olursunuz. Sabırlı olun derim ben olsam. Çünkü bir de Fenerbahçe taraftan da şunu söyleyeyim. Bırakın. Sesinizi çıkarmayın. Rakipler öyle bilsin. Rakipler öyle bilsin. Bırakın. Fenerbahçe'yi hakemle kazandı zannetsinler. Diyorum ki hakemle kazandığı pozisyon ne diyorum? Ya bırak Allah'ını seversen. Bırak Allah'ını seversen. ben ne, hangi pozisyon? Ya bırakın Allah'ını severseniz. Diyor. O yüzden pek de bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Şimdi Serdar Ali Çelikler bugünkü Fenerbahçe'de 2000, 2001 Mustafa Denizli, 2013-2014 Ersun Yanal, 2005-2006 Davum takımlarını görüyorum demiş. Sıralamaya göre Davum'u daha önce söylemesi lazım Ersun Yanal'dan. Ee, ama aklına o şekilde gelmiş demek ki. Ee, buradan da Ersun Yanal'a selamlar olsun. Hocamız dinlenmede şu anda. Yani her hafta fikir değiştiriyor farkındaysan. Bir hafta Jesus Brezilya'ya gönderin hiçbir şey olmaz bundan diyor. Bir hafta şampiyon ilan ediyor. Muhtemelen Serdar Ali Çelikler dinleyip de kanalı çöpleyen arkadaşlarımız da. E, onlar da benzerini yapacaklar büyük ihtimalle. Onlar da dönecekler. Bana çok fazla tepki vardı. Whatsapp grubundaki arkadaşlarımda da tepki vardı. Kimse ağlayıp zırlamasın, bızırdamasın. Demedik laf bırakmadılar bana. Yani bana demedik laf bırakmadılar. Ama e, şimdi herhalde pişman olup özür dileyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani dilemek zorundalar aslında ama. Neyse çok da ben şey yapmak istemiyorum. Kimseyi de rencide etmek istemiyorum. Kimseye de kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yine Serhat Alçelikir e diyor ki Fenerbahçe 4 hattı Adana Demir'e iddia ediyorum. Ligde kimse yani bir takım daha başka hiçbir takım daha bu Adana Demir Spor'a 4 atamaz diyor. Tamam yani bunu dediği haftaya yerler 4 tane. 2013-14 sezonda Ersun Yanal'la bir basın toplantısında buluşmuştuk diyor basın buluşmasında. Bizim çok gol atmamız lazım demişti. Dedim ki niye diye. Dedi ki bizim böyle oynamamız lazım ancak öyle taraftarı kazanırız. Gole odaklanmıştı. Hep gole odaklanmıştı diye. Bir şey diyemeyeceğim. Valencia bana kalsa bir çoğunuza kalsa belki 3-4 hafta önce gönderiyorduk. Bak öz de yapabiliyorum ama bilginiz olsun. Bana kalsa, bir çoğumuza kalsa 3 4 hafta gö önce gönderiyorduk. Yalansa deyin ki yalan deyin. Ancak ancak aynı Valencia 3 maçta 6 gol 1 asist. Yani son 3 Süper Lig maçında 13 gol atan bir Fenerbahçe, bu 13 golün 6'sını atan bir Valencia. Düşünün bak 19 Ağustos'ta şey diye paylaşım atmış sayfanın biri. Fenerbahçe son 5 resmi maçta 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü diye düzenleyelim. Son 6 resmi maçta 19 gol atıp kalesinde 6 gol gördü Fenerbahçe. Sercan Hamzoğlu yazmış Fenerbahçe 103 gollü rekor sezonunun ilk 3 maçında 9 gol atmıştı diye. 2022-23 sezonun ilk 3 haftasında ise 13 gol attı diye belirtmiş. Bunlar tuhaf komik şeyler. Bunlara şimdiden konuşmanın lüzumu yok. O sezon lig 36 hafta oynandı, bu sezon da 36 hafta oynanacak. Rekor kırılır mı diye beklenti içine sokmayın insanları. Tamam, Fenerbahçe'den ümitli olun, ümit var olun, ama insanları beklenti içine sokmak bizim camiaya yakışmıyor, yaramıyor. Bizim camiaya olmuyor. Açık söyleyeyim, bizim camiaya olmuyor bu beklenti. Ama ne olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yine hızlı hızlı devam edelim. Fenerbahçe 310 gün sonra hak ettiği yerde liderlik koltuğunda. Fenerbahçe aynı zamanda şu anda Türkiye'de devam eden en uzun yenilmezlik serisini devam ettiriyor. Namalüp ünvanını 17 maça çıkarmış durumda. 5 Şubat'tan beri Süper Lig'de maç kaybetmiyor. Lig'de çift taneli gol sayısına ulaşan ilk takım Fenerbahçe bu sezon. Galatasaray ve Beşiktaş'ın gol sayısının toplamı Fenerbahçe'nin gerisinde. Sadece Galatasaray'ın gol sayısı Lincoln'un attığı gol sayısına hemen hemen aynı herhalde ya. Şimdi Fenerbahçe ilk yarıda disiplinliydi. İstediğini aldı. Valencia, Emre Mor. Bu arada Emre Mor için de ayrı bir parantez açayım. Şu an birçok Galatasaraylı çıldırıyordur Emre Mor yüzünden. Kafaları yiyorlardır. Hele benim katıldığım canlı yayında o Galatasaraylı arkadaşlar Diyorlardı ki Emre Mor o kadar şey bir futbolcu ki Fenerbahçe'ye sapladılar ki diyorlardı. Şu an muhtemelen e, milletin gözü yaşlı lens artık Beşiktaşlı modundalardır. Bakalım kimin neresinden ne olacak. Yine hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda yani aynı zamanda aynı zamanda e, Emre Mor'un Fenerbahçe'de kendine geliyor olması da beni aşırı sevindirik bir hale götürüyor. Çok sevindirik oluyorum. Onu da belirtmiş olduk. Ama Fenerbahçe'nin savunma hattı ciddi sıkıntılı. Ve Cesus'un bu hattı düzeltmesi lazım. Geçen sezon ligde 7 gol atan Valencia bu sezon ilk 3 maçta 6 gol bir asiste ulaştı. Yani 7 gollük katkıya. Bambaşka bir Valencia seyrediyoruz. Biz zaten Jesus gelmeden ne dedik? Jesus'un takımlarında forvetler uçar. İki hafta önce gitsin dediğimiz Valencia'ya da ısrar etti. Sonucu görüyorsunuz. Mesela Beşiktaş maçına bakan arkadaşlarımız şunu görmüştür. Topu rakibe verdiğin anda Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalıyor. Beşiktaş 3-0 öne geçip topu rakibe vermek gibi bir hataya büründü mesela. 3-1 oldu. Ha O kara gümrükte hiçbir meziyet yok. Yani hiçbir özellik yok. Şu Adana Demirspor Spor olsaydı o Beşiktaş 3'ü bulamaz. Belki Karazin'de 5 yerdi o ayrı mesele ama. 3-0'dan sonra Fenerbahçe'nin bir pas oyunu yapması lazım. Yani onu bir denemesi lazım. Bu arada Rossi eğer Kırmızı, yani Rakiskin'in Kırmızı yediği pozisyonda yere sağlam bassaydı 3-4 denir o ayak kırılırdı. Yani maçın orta hakemi Abdülkadir Betiken faul bile vermedi bu pozisyona düşünün. Yan hakem görmedi bile. Yani muhtemelen beceriksizliklerinden diyeyim. Yoksa art niyetlerinden değildir herhalde. Konya İstanbul'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. 3-1 demiştim bu maça. Yani içimden bir ses İstanbul yener diyor ama imkanı yok. Konya 3-1 yener diyordum ama İstanbul'a gol bile atamamışlar. Fakat maç 3-1 bitmiş arkadaşlar. Endire çekici atmış. Muhammed Demir penaltıdan, Cilerme penaltıdan. Mehmet Yeşil kendi kalesine atmış. Yani pazartesi günü Debrasman'da oynayacağımız Konya Spor. Aslında 3-1 kazanmış. Skoru bilmişim ama 4-0 yazılmış. Bu arada Konya Spor Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi. Bunu da belirteyim. İyi de oldu Eskişehir açısından. Bir futbol şehri. Sivas son dakikada 7 golle evinde Antalya Spor'la 1-1 berabere kalarak 4 maç sonra da 1 puanda kaldı. Yok hocam 3 maç o. 4 maç 4. 4 maç ya. Ya siz Sivas'ın Allah aşkına Beşiktaş deplasmanında 3-1'den başka skorla yenileceğini mi düşünüyorsunuz? Bu arada pardon 2 puanda kalmış. 4 maç onda 2 puanda kalmış Sivas Spor. Şu anda e, birer maçını bay geçiren Hatay'la Karagümrük 2 maçta 0 çekmiş durumda. İstanbul Spor ve Kasımpaşa'da 3 maçta 0 çekmiş durumda. Ümraniye'nin, Ankara gücünün, Sivas Spor'un henüz galibiyetle tanışmışlığı yok. Kayseri, Alanya, e, Konya takımları bir galibiyette inşallah Konya bir galibiyette iki beraberlikte dördüncü haftayı da kapatır. İnşallah Konya'yı deplasmanda yeneriz. Yani güzel bir futbol iklimi. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Biz en çok Fenerbahçe ile ilgileniyoruz. Galatasaray Mario Balotelli için Adana Demirspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor diye maç öncesinde bir haber varmış Sözcü gazetesinde. Zaten Murat neydi bardakçı mıydı? Neyse Adana Demirspor Başkanı. işte nereye gidiyorsak için ister Fener'e Galatasaray falan filan demiş. Haberimizde haberimiz de yok sanırım ama o önemli değil. Diğer kısmında da konuşuruz. Maçın bitiminde Onya Kuru'nun sosyal medyadan iğrenç bir paylaşım var. Maçın içinde de iğrenç hareketleri var. PFDK'nın 36. maddesine göre, profesyonel disiplin Talimatı'ndan daha doğrusu FDT'nin 36. maddesine göre sosyal medya paylaşımları üzerinden sportmenliğe aykırı hareketlere yönelik cezalar vardır. Onyekuru'ya da cezalar verilmelidir. Paylaşımı silmiş, silsin. Yani sonuç olarak tahrik ve bunu bile bile isteye isteye yapmak ya yani bir sporcuya yakışmıyor. Deniz Çoban diyor ki alkışlanacak bir Varakemi e performansı var ama eleştiriliyor. İlginç diyor yani Fenerbahçe'yi kolladı deniliyor. İlginç diyor. Neresi sıkıntılı diyor. Bülent Yıldırım iyi ki var var demiş. Yani Nihat Kahveci Adana Demirspor her takımın sempati duyduğu bir takım iki futbolcunun antipatik davranışı yüzünden bu sempatiyi kaybetmemesi lazım diye düşünüyorum demiş. Gereken kulak çekmesini de yaparlar. Şimdi Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben günlerdir bu sayfada diyorum ki Fenerbahçe'ye forvet mi lazım? Stoper mi lazım? Hadi sizler neyse WhatsApp grubundaki arkadaşlar da aynı şeyi söylüyorlar. Hocam diyorlar bize sizince sabek mi lazım, forvet mi lazım diyorlar. Sanki ben başka bir şey anlatıyorum da bir de utanmadan, bir de utanmadan <laughs> yani e, soruyorlar bir de utanmadan. Neyse arkadaşlar ben günlerdir size ne anlatıyorum. Allah aşkına bak e, hatta bazı arkadaşlar beni kötülemek için yazmışlar ve orada diyor yorum diyor veriyor diyor işte yorumu diyor duyum gibi vermiş arkadaşlar. Bilmeyenler için kanalımızın şöyle bir sistemi var. Benim e, bazen şifreli duyum veresim tutar, şifreli veririm. Ki şifre verdiğimde anlarsınız hareketlerimde. Mesela bununla şöyle oynadığım zaman orada önemli bir şey söylüyorumdur. Ne bileyim su içtiğim zaman ama suyu içmiyorum şimdilik. Şey oruç mu tutan arkadaşlar olabiliyor diye. Mesela öksürük olur, bilmem ne olur falan filan. Ama ben günlerdir burada anlatıyorum. Diyorum ki Fenerbahçe'ye sağ stoper lazım, şöyle lazım, böyle lazım. Ama hocam Atilla Salahi var. İyi de diyorum Atilla Salahi var. 5.9 milyon euro Luan Perez'e boşuna verilmedi. Ki Luan Perez'in de performansını beğendim ha bu arada. Gayet şık, gayet hoş, gayet güzel bir performanstı. E ee, hep üçlüde izledik ama dörtlüde de gayet iyiydi bence bana sorarsanız. Benim şahsi fikrim. Ama Fenerbahçe'ye sağ stoper mi lazım? Bence önceliğimiz kesinlikle sağ stoper. Ve bu stoper tandemiyle lig bitmez. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları da buna paralel. Şimdi bakın Rıdvan Dilmen bir açıklama yapıyor. Fenerbahçe taraftarı taş alıp damlara çıkıyor. E, kesin diyor bizi kötülemiştir. Ya bir durun. Bir dinleyin. Bak ben size zorla dinlettireceğim. Sebebi de şu. Arkadaşlar bir cümle görüyorsunuz, bir açıklama görüyorsunuz. Diyorsunuz ki aa Rıdvan Dilmen bunu mu dedi? Vay pis adam vay. Aysa biz onu efsanemiz olarak görmüştük. Demek ki Galatasaraylıymış diye. Şimdi mesela ben canlı yayın yaparken bana bir cümle sundular. Dediler ki ee, Adana Demirspor Başkanı ne demiş? Ya şurada bir yerde vardı not da. Bulabilirsem. Ha, Murat Sancak, Belhanda ve Onyekuru hakkında söylenecek bir şey yok. Adana'ya dönünce kararımızı vereceğiz. Bugün saha içindeki tavırları öncelikle bize saygısızlık olarak görüyorum. Çok istiyorlarsa konuşurum Rum Dursun Başkan'la. İlk uçakla göndeririz İstanbul'a diye. Mesela böyle bir açıklaması yokmuş arkadaşlar. Tamamen trollmüş. Ee, say veren sayfalarda o ondan çalmış, o ondan çalmış anında araştırmadan. Bize de canlı yayında arkadaşlar oku oku oku. Okuduğumuz zaman gördünüz bak. Anladınız mı? Şimdi Rıdvan Dilmen'le ilgili dinleyin. Haksızsa haksız dinleme ama. TV 8.5 ekranlarında bugün üç farklı sonucu da görebilirdik. İki takımda hem çok büyük artıları ve eksileri vardı. Ne Adana Demirspor ilk yarıdaki gibi savunma zaafı vermeli ne de Fenerbahçe ikinci yarı olduğu gibi her topu savunmanın arkasına kaçırmalı diyor. Yani Adana Demirspor'un ilk yarıda savunmada zafiyet yaşadığını, Fenerbahçe'nin de ikinci yarıda savunma arkasına koşullara izin verdiğini söylüyor. Haklı. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, son şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe. Tadından yenmez bir lig bizi bekliyor gibi duruyor demiş. Buna da kısmen katılıyorum. Çünkü ligin rengi çok değişir. Fenerbahçe kendi evinde 3-0 öndeyken böyle pozisyonlar yemez. Onyekuru'nun en önemli özelliği savunma arkası koşusu. Ferdi hücumada katkıda bulunduğu için Onyekuru hep Lemos ile birebir kaldı diyor. Doğru mu? Bu sezon ligin anahtarı tek kelime konsantrasyon. Fenerbahçe son şampiyon olduğunda lig çok erken bitmişti. Bu sezon herkes çok istekli. Ali Koç da 5 yıllık başkanlık döneminde hiç bu kadar konsantre bir takım oluşturmamıştı diyor. Aklı mı? aklı ki zaten koçu getirmesi ee, Jesus'u getirmesi bence. Adana Demirspor Hücum altında savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla oynadı. Savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla. Bu kadroların ardından 4-2'lik sonuç sürpriz değil. Jesus'un 4 ay takımı izlediğini düşünmüyorum. Öyle olsa Miha Mihajlasz gibi tamamen oyun sistemine uygun bir futbolcuyu KİE maçlarında oynatmak gibi bir hata yapmaz, şey oynatmamak gibi bir hata yapmaz diyor. Not ben burada devreye gireyim. Zaytın ve Crespo'nun form düşüklüğü vardı ciddi manada. Ve Jesus bu form düşüklüğünü yükseltmek için çok bekledi. Hala da bekliyor. Şunu belirteyim. Arao Crespo'dan daha mı iyi topçu? Bence değil. Ama Crespo tam manasıyla kendine daha gelmedi. Bak Luan Perez kaç maçtır oynuyor? Kaç maçtır azar 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 adapte ediyor? Bakın eğer Gustavo Henrique'den ümidini kesmemiş olsaydı emin olun 5'er dakika 10'ar dakika oynatıp maç ritmini buldururdu. Aslında Jesus çok net şifreler veriyor ama kimse anlamıyor. Ben Zayis için de aynısını söylüyorum. Zamanla oynatıyor ve dikkat edin şu anda as ismi. Ha maçtan da oynatmadı diye kötülemeyin. O maçlarda öyle bir İsmail vardı ki. O maçlardaki İsmail'in paslarını şunu hatırlayın. Dünkü maçta bile bir top kaptı mesela sağdan. Direkt pozisyon için bir de pas verdi. Pozisyon üreticisi olmaya başladı İsmail. Bu takıma stoper şart demiş. Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratında güvenilebilecek bir oyuncu değil demiş. Kısmen katılıyorum. Kısmen katılıyorumdan kastım. Sağ stoper lazım. Doğru. Ee, Serdar Aziz çok güvenilecek isim değil sakat dolayı. Doğru. Ama şurada katılmıyorum. Çünkü oraya değinmemiş. Ustavo'da, Lemos'ta, Kolkır'da gitmeli. Geriye kim kalıyor? Salay, Luan Perez, Serdar Aziz. Sağ stoper lazım buraya. Bence Atilla Salay'ı de gitmeli. Gülüyorsunuz, dalga geçiyorsunuz biliyorum ama bence Atilla Salay'ı gitmeli. Diyor ki bak Atilla Salahi'nin abartıldığı kadar yüksek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Normal bir oyuncu Atilla Salahi diyor. Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriyorlarsa hemen satılıp başka oyuncu alınmalı. Aylardır ben de aynı cümleyi söylüyorum. Bilmiyorum belki bana saygınızdan ya da ya boşver bu hoca da bazen saçmalıyor da ses çıkarmayın dediğiniz için ses çıkarmıyorsunuz. Ama bazen de belki efendiliğinizden ses çıkarmıyorsunuz ama Salahi için ciddi ciddi söylüyorum. 15 milyon euro salahi için biçilmiş kaftan. Bak etmeyin, eylemeyin. Bak yumurtladı, iki tane yumurtladı gördünüz bugün. Kafası transferdedir diye en azından itekleriz. Bak Nelson, Nelson'a 20 veriyormuş Sevilla. Külahımı anlatsınlar. Ne dedim ben? 20 veriyorlarsa yanına paket olarak bir iki tane de hediye versinler. Kayseri'den sucuk mucuk göndersinler. Salahi için de diyorum 15-16 veren varsa paketleyin gönderin. Niye? Luan Perez bu salayı yaratmaz. Doğru mu? Doğru. Perez'in yedeği kim? Ha, o sıkıntı işte. Salayı oynasa Perez yedek kalacak olsa yine adaletli değil. Salayi ile Perez yan yana oynasa Salayi'nin açıklarını kapatır mı? Kapatır. Ama bu tandeme eminim deniyordur. Sonuç alamıyordur. Ben şunu söyleyeyim mi size? Bir Bekao ya da Penetra ya da Nino. Mesela bir Nino ee, yani bir Nino ki 5 milyon euroya veririz diyorlardı. Bir Nino, Juan Perez ikilisini oynatırsan, bunların yediydi. Serdar Aziz, Gustavo Henrique dersen ya da Serdar Aziz, Lemos dersen, kimse sana ses çıkarmaz bence. Bence. Sen işi abartırsan. Juan Perez yedeği Serdar Aziz olacak. Ben Nino'yu aldım. Penetra not. 6 artı 8 artı 6'dan yani 14 kuranına uymaz penetra. Ben hem Nino'yu hem penetra'yı ya da hem Bekao hem penetra'yı aldım dersen kimse ses çıkarmaz. Size soruyorum. Salah'ı 15'e. Lemos 1'e 16. Usta Wernicke'nin parasını verip fesih bedeli verip geri gönderirsek 16 milyon euroya 3 stoperini göndermiş olursan. Ya da 15 buçağı diyeyim. Nino'yu 5'e. Penetra'yı da 3.5'a alırsan. Yani 8.5'a alırsan. Kar mı elde etmiş olursun zarar mı? Bence kar elde etmiş olursun. Hocam böyle bir ihtimal var mı? Var arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Nino ve Penetra ihtimali var. Bekao ihtimali de var. Ama 10 milyon eurodan aşağı inmiyor orada. İnerlerse inerlerse Bekao içinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İnmiyorlardı ama onu söyleyeyim. Salah'ı içinde katılıyorum. Bence de normal bir oyuncu 15 milyon euroya paketlenmeli. Devam edelim. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var. Savunmacınız yok. Minimum bir bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyaç var diyor Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım diyor ben de. Bakın bizim oynayacağımız her takım Onye Kura oluşuyor. Galatasaray'da, Kayseri Spor'da. Giresun Spor'da. Değil mi? Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Artık kim gelse. Belki Erzurum Spor'da. Belki Gümüşhane Spor'da. Kiminle oynarsak oynayalım. Kanatlarda iki tane hızlı stoper şey hızlı hücumcusu olacak. Ve e, Gustavo Henrique'yi bunlarla karşı karşıya bıraktırmak. Gel kırmızı kart yedir bana demek gibi bir şey olacak. İyiydi hocam. Bak mantık olarak. Samet Akaydın çok mu hızlı? Arkadaşlar Gustavo Henrique'den çok hızlı. Mesela hocam Kasımpaşa'nın şey stoperi kırmızı yedi. O bile Gustavo Henrique'den iki kat hızlı. Çok yavaş bir stoper. Sadece boyu uzun. Hani duran toplardan sürekli gol bulan bir takım olsam belki 3-5 tıklamayla falan gönüllere taht kurar diye ama yok. Anladınız mı? Dakikada çok geçmiş kusura bakmayın. Uzun lafın kısası. Ben Gustavo Henrique'nin gönderilip yerine iki tane bak Süper Lig'in kriteri şu. İki tane hücumcu, hızlı, fizikli kanat oyuncu olsun. Bitirici forvetin olsun 3. İki stoperin eğer oyunu önde kuracaksan ki bizim gibi hücumu seven takımlar önde kuracak. İki stoperin hızlı olsun 5. Sağ bekin ve sol bekinde hızlı ve ofansif katkısı yüksek olsun 7. 7 tane kritik ismim var. Bunlardan ne kadarı şartları taşıyorsa şampiyonluk şansın o kadar yüksek. Hocam geçen sene Trabzon'u Trabzon çok karıştırmayın. Çünkü e, enteresan tehditler almaya başladık. Çok karıştırmayalım başka takımları. Hocam Süper Lig'de kesinlikle böyle mü şampiyon oldun? Böyle şampiyon oldun. Mesela o sayı Ferdi hızlı mı hızlı mı? Da, Alioski güzel. Bak iki tane şeyin güzel. Luan Perez ya da Salahiden bir tanesi. Bence Luan Perez daha hızlı, daha sağlam. 3. Kanat oyuncuların Rossi, Emre Mor, yani üretken. E, Forvet ise Maxi Gomez'i falan düşünüyorsun. Valencia şu anda bitiricilik olarak şahane gidiyor. Maşallah. George Joshua falan var. 6-7-8 sayı ne kadar arttırsan o kadar iyi olur. Fenerbahçe kültüründe hücum anlayışı vardır. Biz, biz zamanda Adana Demirspor'u 6-0 yendiğimiz maçın ikinci yarısında gol atamadık diye yuhalanmıştık diyor. Jorge Jesus ile de Fenerbahçe taraftarı yine o kültüre dönebilmek istiyor demiş. Şu kadro Aykut Kocaman'ın elinde olsa stoper alın demem. Ancak kocanız Jorge Jesus bu oyun iyi stoper gerektir. Bir dakika niye Aykut Kocaman'a stoper gerektirmez? Aykut Kocaman dünya çapında bir teknik direktör ancak farklı şey oynatır diyor. Yani Aygül Kocaman'ın daha defansif olduğuna vurgu yapıyor. Ama daha defansifse yine stoper ister. Neyse. Jesus Miguel Crespo'yu Türkiye'de oynatmaz. Mert Hakan dönmüşken forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Düz oyuncu sevmiyor hoca demiş. Ben de Crespo ile ilgili bir şey söyleyeyim. 8, 10, 12 teklif olursa o zaman satılsın değil mi? Mantık olarak. Yani Crespo ile ilgili de şunu söyleyeyim. Düz oyuncu demeyelim ama onun üstünde teklif varsa ben, ben bir daha Crespo'ya onun üstünde teklif geleceğini zannetmiyorum ben olsam. Ben de onu elden çıkarırım. Yani çok sevmem rağmen söylüyorum. Bunu da burada söylemiş olalım. Yani uzun lafın kısası. Fenerbahçenin stoper transferi. Fenerbahçe'ye ee, yani Fenerbahçe'ye iki stoper birden. İşte isimler ve sürpriz fiyatları diyorum başla. Oliver hashtag'imizi de koyuyorum etiketimizde. Yani Nino Penetra Bekao üçlüsünden en az bir tanesi en fazla da iki tanesi gelebilir. Hazır olun. Hocam duyu mu yorum mu? Çok yorum değil. Onu da söylemiş olalım. Valencia'ya e, 7 milyon euro teklifin niye reddedildiğini de şimdi yavaş yavaş herhalde ben de dahil siz anladınız. Yani 7 milyon euroya gülüyorduk. Şimdi Atilla Salahi için teklifler var Değerlendirilebilir Belki değerlendirilecektir Belki değerlendiriliyordur Bu bir Miguel Crespo için teklifler var ama Crespo şu anda sakatlıktan döndüğü için Tam manasıyla hazır değil Hazır olmaya çalışıyor Bu iki Eee Rossi bir yere gitmiyor. Diğer videoda Burma'yla söylerken muhtemelen hocam Rossi ile ilgili de bir şey söyleyecek. Arkadaşlar Rossi o kadar da kötü bir futbolcu değil. Bakın dinlene dinlene. Hatasını da anlamış şekilde gidiyor. Lemos için 1-1,5 milyon euroluk teklif gelirse şaşırmayın. Lemos kadroda çok düşünülen bir isim değil. Gustavo Henrique için tekrar söylüyorum. Gustavo Henrique'yi göndermeye çalışıyoruz. Ee, diğer videoda söyledim. Burma Gustavo Henrique'yi göndermeye çalışıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. Hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Ama günlerdir söylediğim üzere bize kesinlikle ve kesinlikle sağ stoper şart. Hatta iki tane sağ stoper şart. Onu da söyleyeyim. Ee, bunu da belirtmiş oldum arkadaşlar. Başka bir şey daha söyleyecektim ben ya. Neyse diğer videoda konuşalım artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya bir beğeni çok görmeyin. Bir de abone sayısını 25800 yapmaya çalışıyoruz. Perşembe günkü maça kadar desteklerinizi görelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.